Evet biliyorum size bir söz vermiştim. Yerime oturmanız için size bir şans verecektim. İşte sanırım artık bunun için hazırsınız. Filmi hazırlarken uygulanan son adımlardan biri filmin izleyici üzerindeki etkisini arttırabilmek için her bir film karesindeki son renk ayarlarını yapmaktır. Renk yönetim dahil istediğimiz bu odada işte biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Ama bu işi yapan kişi esasında ben değilim. Şimdi sizi renkçimiz Mark Dinikola ile tanışacağım. Merhaba Mark. Selam. Beni ağırladığın için teşekkürler. Harika. Şimdi bize işinden bahsedebilir misin? Bu renk yönetim sistemini ben idare ediyorum. Bu bir renkçinin araç takımıdır. Renkçi de tamamlanmamış bir filmin tüm ayarlarını yapmakla sorumludur. Size Ratatouille filminden Harika. bir örnek gösterebilirim. Mesela Ratatouille'den şu sahneyi ele alırsak kontrast ekleyerek başlayabiliriz. Sonra yoğunluğu biraz arttırabiliriz. Normalde ben bunu yaparken görüntü yönetmeni burada benimle oturuyor olur. Filmin görüntü yönetmeni Sharon Callahan'di. Belki Sharon'ı da çağırmalıyız. Hey Sharon, Selam arkadaşlar, ne Merhaba. yapıyorsunuz? Ratatouille filminin renk düzeltmelerini yaparken karşılaştığın problemlerden ya da bazı ilginç bilgilerden bahsetmek ister misin? Ratatouille görsel açıdan oldukça özgün bir filmdi. Baştan itibaren öyle olmasını planlamıştık ve yapım aşamasında da ortaya çıkan ürünün en iyisi olması için elimizden geleni yaptık. Ratatouille'da mesela gölgelerin öne çıktığı sahneler var. Bunlarda sahneye yeterli kontrast ve vurgu uyguladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Gözlerin olması gerektiği yerde olduğundan da emin olmalısınız. Mesela biçimsel açıdan benim için en önemli şeylerden biri, insan derisini ve yemekleri güzel gösterebilmekti. Özetlemem gerekirse bunu başarabilmek için de renk düzeltmelerini yaparken karanlık tonların içinde biraz kırmızılar ekledim. Böylelikle her şey bir bütün haline gelebildi ve film daha bütünsel, daha gerçekçi görünüyordu. Hatta biraz da çikolataya batırılmış gibi. Çok ilginç seyircinin filmden aç hissederek ayrılmasını istiyordum. Evet arkadaşlar, sıradaki alıştırmayla bu film kareleri üzerinde renk düzeltmesi yapma sırası sizde olacak. Resmin tamamında değişiklik yapmak için hepsini seçe tıklayın. Ton, yoğunluk, canlılık ve kontrası değiştirmek için bu ayarları kullanabilirsiniz. Kaydırma ayar düğmelerini seviyoruz. Çünkü bunlar ince ayar yapabilmemizi mümkün kılıyor. Resmin tamamında değişiklik yapmak yerine sadece belirli bir bölgeye odaklanmayı da tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için bölgeyi seçe tıklayın ve seçmek istediğiniz bölgeyi resmin üzerine tıklayarak işaretleyin. Evet, aynen bu şekilde. Bölge seçimini yaptıktan sonra ton, yoğunluk, canlılık ve kontrast ayarlarınız sadece bölgenin içindeki alanı etkileyecek. Bölgenin dışındaki alanlarda değişim olmayacak. Şimdi devam edin ve sizin ne tarz görsellerde elde edebileceğinizi birlikte görelim. Amacımız eğlenmek ve neleri mümkün olduğunu keşfetmek.